sosyal medya. Sosyal herkesin durmak için içerik üretip tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Böyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anın dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ay! Akımlar, trendler, fenomenler bir şey üretilir ve olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşe bir körük daha atar. Tebrikler, milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor, sosyal medya büyüyor, akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün? Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algı yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da hiçbir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir azınlık oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Bu grubun olayı basitti. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek. Bir de Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkartımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım, sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozma yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kes lan, ne yapıyorsun? Ha. Evet, kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon, şimdi bir manipüle videosu yapıyorum, tamam mı? Şimdi... Abi Buraklara danışsaydı direkt bulurlardı ya. Biz akılda kırıcı... Aynen. Oğlum gerçekten öyle. Aynen. Ne diyorsun oğlum? Aynen. Bana ne? Tamam, kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak iki şey. Beyin fırtınası için biz bir aga toplandıktan sonra Bane için ses kaydetmeye başladık. Bane. 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 Super! Bane. 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 İşte bu akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bane. Akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. Etkili bir darbe için Bane'yi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise sanmak için gayet uygun. İşleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler ve Bane efektiyle ters bir montaj yapılır. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejetaryen, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve evet, bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Bane. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane Bane videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. Ve herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bane etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bug bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. İlk darbeden sonra hype'lanan videoları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basitti. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için coin etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubundan videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Ve dramadan ekmek yemek için ne yapayım'in popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Bye. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi Bane postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Bane. Oğlum, Bane'yi ünlü eden Kemal değil miydi amına koyayım? Ne manipülasyonundan bahsediyordun? Ne sıfırdan manipülasyon abi? Kanka devamını izle. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorumladık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olur. Şok mu olacağım? Evet. Chat'e bakmayı izle sadece. Instagram'da ise birçok farklı posta yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Twitch'te bile. Bane.
Sanırım kimse farkında olmadan böyle iyi sosyal medyayı soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek. Birçok platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel banem videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalı. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve Eldren'i seçtim. Ve ikisi için de banem demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım. Okan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirox Erhan'a ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. Bye. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 Sanırım akım kontrolden çıktı. Kemal Twitter'a bane yazmış ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bane videosu yapmaya başladım. Bane! Aynı zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bane argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bir akım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane'yi insanlara daha fazla gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam insanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık ve gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. YouTube'da bane videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bane içeriği üretildi. Artık herkes kendi bane videosunu yapıyor ve insanlar beyni almak için bane yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir akım ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend haline gelen argo kelime bile kurgun ve bütün konsept yalandan ibaret ise sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler, izlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığını hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerine kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki bane bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bana? Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Oha! Oğlum çok... Şok oldum Semih. Harbiden lan. Yok hayır ben de keman çıkardım. İzlerken dedim ki oğlum Kemal çıkardı ne alaka falan dedim. Ben de aynı tepki verdim. O gene Jirox'tan şey yapmış. Samet abi izler misin kısa? Güzel video, güzel video. Bu ne? Gerçekten öyleyim sana. Ben de izledim ama da koyayım. Bana ne abi? Yani çok zor bir şey değil abi sosyal medyayı manipüle etmek zaten. Baştan keşfetmiyorsunuz yani sosyal medyayı. Abi Burak'ın mimleri bile o kadar ünlü oluyorsa yani. Oğlum bir sus kanka dedi. Sus kanka Burak'la Şizo. Bütün dünya çapına yayıldı lan. Ne Türkiye sosyal medyası. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bana ne amına koyayım. Ay limao. Bana. Videonun değindiği nokta güzel ama. D-
değindiği nokta güzel de bu sosyal medyanın kanunu yani. Manipüle oluyorsun yani ister istemez. Herkes manipüle oluyor. Ben de manipüle oluyorum. Sosyal medya, internet kullanan herkes manipüle oluyordur yani. Oğlum geçen Discord'da konuşuyoruz. Rolf diyor ki telefon muhabbet falan açıldı. Shizu'ya telefon falan öneriyoruz böyle. Oğlum şunu al bunu al falan yapıyoruz. Niye emoton nimotta? Açsanız da chat'i. Niye emotta ya? Ridik. Sonra Rolf diyor ki kanka diyor Instagram'a girdim diyor. Tak diye telefon reklamları falan çıktı diyor. Yani bu asıl epik bir olay yani. Discord'da konuşuyoruz ya. Onlar nasıl dinleniyor da oradan Instagram'a reklam çıkartıyor yani. Asıl manipülasyon, asıl sosyal medyanın kötü etkisi bu yani. Kanka peki konuştuktan sonra Google Chrome'a mesela yazdın mı iPhone 13 diye mesela yani? Yo. Hiç sadece konuşuldu. Bana da çok oldu bu arada. Hı. Mesela eve bir şey düşünüyorum. İşte çamaşır makinesi falan yapıyorum böyle. Özellikle Skype'da çok oluyordu bak eskiden. Skype'tan arkadaşlarımla konuşurken direkt çamaşır makinesi reklamları falan çıkıyor böyle. Her yerde etraf karşıma. Ekran kapalıyken bile telefon dinliyor ya. O bütün